Bilgisayar'ın yeni sergisinde yeni bir değerli sanatçı arkadaşımla beraberiz. Bu sıcak havada yağmur şansında işledi. Bunu görmek çok güzel. Herhalde hocam, Hocam hocam da büyük bir sürpriz yaptı burada. Çok sanatçı arkadaşım ve diğer meslektaşlarım burada. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Duygu'yla bizim bu ilk birlikteliğimiz değil ama ilk kez konuşuyoruz. İşlerini çok yakından takip ediyorum. En son bir sergimiz Malta'da 200 yıl öncesinde, 300 yıl öncesinde İMA Uluslararası Festivali'nde beraberdik. Orada az sonra izleyeceğiniz Kovan adlı videosuyla katılmıştı bu önemli sergiye. Biz şöyle bir akış izleyelim dedik. Öncelikle bu Kovan'da Kaos videosundan bahsedelim bir süre. Ondan sonra bu videoyla çok ilişkili Duygu'nun temel çalışma sisteminde önemli dönemler teşkil eden Kovan ve Diye diye antik Yunan mitolojik bir kahramanı. Onun da içeriğine detaylı olarak ilgili. Özellikle bu videoda ben Duygu'ya üzerine odaklanmak istiyorum. Ses olgusu üzerine, görüntüye gelmeden önce ses olgusu hem Kovan'da hem BS adlı videosunda ki bunların daha çok böyle bir motion picture hareketleri isim olarak adlandırmak mümkün. Temel olarak ağırlıklı gördüğüm bir nokta var. Ses ve gürültü ilişkisi. Bu açıdan ses ve gürültü ilişkisini kendini nasıl tanımlıyorsun, bana nasıl yaklaşıyorsun? Bu konuda belki bir şeyler söyleyebilirsin ama ses ve gürültü noktasında ekranımda birkaç husus var. Aslında çağdaş sanatın gürültü ya da sese dayalı, efekte dayalı meselelerle ilgilenmesi çok yeni bir mesele değil. Avantgard hareketin 1900'lü yılların başında üç temel hareket, avantgard hareketin üç temel ayağı diyelim, Dadaizm, Sürrealizm ve Fütürizm'in içinde avantgard hareketi içerisinde bu üç kolda Fütürist sanatçılardan Luigi Russolo, İtalyan Luigi Russolo'nun 1913'te başlattığı bir ortaya attığı bir terim var, gürültü sanatı. Art of Noise dediğimiz bir gürültü sanatı terimi ortaya atıyor. Hatta 14'te Paris'te gürültü sanatı koreografisi adı altında bir performans da gerçekleştiriyor. Daha sonra yeni bir terim üretiyor bu gürültü sanatından. Buna da Türkçe olarak aslında şey diyebiliriz, biraz dedikodu birlikteliği ama uyumsuz gürültüler diye tercüme edebileceğimiz İtalyanca intona rumor, rumor İngilizce'de bir dedikodu ve bir kakafoni anlamında intona da atonal müziğe karşılık geliyor. Düzensiz sesler birlikteliği. Buradan yola çıkarak Duygu Russolo'nun ürettiği bir düzensiz sesler birlikteliği var ve aslında 90'lı yıllarda da felsefeci Jean-Luc Nancy her gürültünün zaman içerisinde kulağın kabullendiği bir tınıya dönüştüğünü iddia ediyor. Şimdi bu videoyu izlerken ve diğer videolarını izlerken senin ses ve gürültü arasındaki ilişkinden bu sonuçları çıkardım. Bunları defalarca izlediğinizde buradaki gürültülerin zaman içerisinde bir tınıya ve bir müzikaliteye dönüştürüyoruz. Ama bir taraftan da equalizer efektiyle kurduğum bir görüntü ilişkisi var. Şimdi bu süreçleri izleyiciye açıklarsak iyi olur. Bu videonun çıkış noktası nasıl başlıyor? Kadraj nasıl dolduruluyor? Kaç görüntü yerleşiyor? Equalizer efekt ne tür bir önem arz ediyor senin için? Ve ses ve görüntü arasındaki ilişki nasıl oluyor? Bir küçük nokta daha eklemek istiyorum konuklar için. Bu Art of Noise çok önemli bir açılım getiriyor Russolo'nun yaptığı. Belki müzik tarihinde yakından giren arkadaşlar Art of Noise grubunu da bilirler. 90'larda kurulan benim çok böyle defalarca dinlediğim iki tane de albüm var. Böyle bir ayrıcalığım da var. Bir tanesi Innocent Nonsense. Diğeri de Invisible Silence. Şiddetle tavsiye ederim dinlemenizi. İngiliz sanatçı Endal diye kurduğu bir grup. Bir sentetik pop yapıyorlar. Dolayısıyla Art of Noise
ismini de 1913'teki İtalyan Bölgürü Salı'nın Art of Noise akımına, daha doğrusu terimine göndermede bulunarak bir atıfta bulunmak için grubun adını Art of Noise olarak göndermedi. Böyle de küçük bir antrenatörsünü bu bilgi de vermiş oldum. burada gördüğünüz bakan yönetimi içerisinde dingin noktalar da var. Bazıları da göz kırpması gibi, vücudun dinlenme ve hareket haline geçmesi takip eden bir senkronize var burada aslında. Yani nasıl oluşuyor? Temel izleyin, temel çıkışmaktan neydi? Biraz bunlardan bahsedelim. Tamam. Evet. Şimdi sizin bahsettiğiniz noktadan da yola çıkabilirim ama işin başlangıcından itibaren olan süreçle de başlayabiliriz. Nasıl başlayabilirim acaba? Yani avantgardtan bahsettik, işte görüntü meselesinden bahsettik. O zaman görüntü estetiğiyle başlayayım. Aslında aynı biçimde görüntüyle birlikte görsel olarak da işte kolaj kullanımı benim işlerimde yoğunlukla görünen bir durum. Ama çok da gürültü meselesiyle iç içe geçirme fikri aslında kent temasını yoğunlukla işliyor olmamdan kaynaklanıyor. Daha yani son dönem işlerinde daha çok kent meselesi üzerine çalışmamdan kaynaklanıyor. Ve burada bu gürültüyle form olarak aslında equalizer efektini tercih etme nedenim de bu gürültüye ve sese gönderme yapmaktı. Ve aslında fikir, yani şöyle, burada çekilen fotoğraflar sanırım 5 yıl boyunca çektiğim sokak fotoğrafı ve fotoğraflar ya da belgesel çalışmaların sonucunda daha bu video benim hiç aklımda yokken yaptığım yani 100 tane fotoğraf görüyorsunuz, 50 tanesi belki de bunu saymıyorum ama çekilen işte yüzlerce bu belgesel fotoğrafların kolajı, diğerleri videoyu oluşturmaya başladığım süreçte peyderpey çektiğim fotoğraflar. Ve aslında onların, yani son dönemde çekilenlerin birazcık daha düşük enstantanın birazcık daha o kalabalığı ve kaosu anlatmaya yatkın olduğunu görebilirsiniz. Daha önce yaptığım belgesel çektiğim ve burada yer alan belgesel proje fotoğraflarında birazcık daha net ve aslında görmeyin yani daha net, daha portre fotoğraflara rastlayabilirsiniz. Yani aslında gürültünün dışında equalizer'la kurduğu ilişki benim işlerimin genelinde görebileceğimiz video ile izleyici arasındaki ilişkisel bağı kurma isteği. Yani benim için izleyicinin videonun karşısında aktif rol oynuyor olması önemli. Yani ne kadar interaktif bir sanat olmasa da video bazen, yani çoğu zaman ya daha çok ziyade işte yeni medya sanatında ya da enstalasyonda ya da performanslarda buna rastlıyor olsak da hani benim ya ürettiğim bir işin yani düz bir videonun önünde aslında izleyiciyle kurulacak olan o ilişkisel bağ önemli. Ve süreyi ve kolajda gördüğümüz tüm fotoğrafları buna göre oluşturuyoruz. Süre o zaman hepsinde temelde hem Kovan'da hem Kronos'ta hem de GS'de temelde 4 ya da 5 dakika arasında evet. Yani 100 fotoğraf var ve hani izleyici karşısında durup her fotoğrafı yani alt kademede gördüğünüz düşük seslere denk gelen duran fotoğraflar her zaman kısa bir sürede tarayıp görebileceğiniz fotoğraflarken sesin yükseldiği anlarda, efektin arttığı anlarda aslında izleyicinin o fotoğrafı yakalamak için videoyla bir bağ kurmasını hedefliyorum. Yani bu estetik tarafı tabii ki ama bir de asıl temelde işin derdi olan mesele var ki o da aslında kent ve gürültüyle çok bağlantılı. İstanbul'da hani ki yani daha doğrusu şöyle diyebilirim yani genel olarak Türkiye'de işte uygulanan göç politikaları. Herhalde gürültü yanımızda tanık olmayan sabah akşam kimse yok değil mi bu bence? Zaten o alışkanlık yaratma meselesi değil. Videonun da bir süre sonra bir gürültü mesaisi var. Sonra, evet onun size artık yabancı gelmiyor oluşu da aslında biraz da şehrin genelinde artık buna
buna yabancı kalmamak durumunda değil. Ve işte dediğim gibi göç politikalarını eleştirmek amacıyla yaptığım bir şeydi. Bu bence diğer videolarından daha sonra yaptığım büyük sergide bu işin var ama kameranın çalışma sürecini anlama açısından diğer üç videona da bakmamız iyi olur. Onun üzerine konuşmamız daha iyi olur. Özellikle şimdi bakacağımız Kronos ya da Gies'ten başlayalım istersen. Çünkü o mitolojik bir şeye yayılıyor. Mitolojik bir çıkış noktası var. Mitolojik bir öğretiyor. İstersen bundan bahset, ondan sonra tamam. Gies'e bakalım. Ne tür bir izle ya da tamam. Gies aslında bir üçlemenin ilki ve daha ikincisi, üçüncüsü yapım aşamasında. Uranus ve Gaia'nın üç oğlundan, canavar oğlundan ilki Gies dehşeti sembolize ediyor. Ve benim için de evet, bir mitolojik üçlemenin ilki olarak veriliyor. İstersen önce mitolojik üçlemenin kahramanlarından neye karşı geldiklerinden bahsedelim. Ondan tamam. Sonra diyoruz artık konuya geçelim. Tamam, siz evet. Bahsedeceksiniz ama. Herhalde kahramanları sen anlatırsan daha iyi olur. Üstüne de ben yorum yapayım. Gies Kaos zamanındaki Uranus'la Gaia'nın üç dev canavarından ilk oğlundan. Ve aslında dehşeti sembolize ediyor. Kotos
Dehşet. Galiba 2 ay önce Avrupa Efendi Konağı'nda gerçekleşen bir grup sergisinde gösterdiğin Rochard testlerindeki simetrik yapıyla ilişki kurdum videoya bakarken. Evet. Çünkü videoda görüntü, burada kağıtların katlanması, videoda ekranın katlanmasına tekabül ediyor bu kurgular. Yani bu kentle başka türlü bir simetrik dönem var mı şu an? Mitolojiyle kurduğum ilişki bağlı. Aslında YES'te yapmaya çalıştığım şey bir bedene dönüştürme. Yani vinçleri kullanarak, görüntüyü dikeye çevirip, ayna efekti yaratarak onu bir bedene dönüştürmeye çalışmamdı. Yani dönüştürmeye çalışmamdı ve üçlemenin ikincisi ve üçüncüsü de aslında aynı dili izleyecek bu yüzden. Çünkü onlar da birer canavar ve beden olacaklar. Ama yine simetrik bir yapıyla. Evet, öyle olacak çünkü yine görüntülerin, yani mesela işte savaşla ilgili olacak olan Koptos aslında kulaklarından dumanlar saçan başka bir canavar ve o buluntu görsellerle şimdiye kadar yapılmış, yani ya buluntu üzerinden çalışıyorum zaten ya da kendi belgelediğim görüntüler üzerinden yeni formlar oluşturuyorum diyebilirim. Ve o da yine aynı biçimde mirror efekti olacak. Ama buradaki durum aslında birbiriyle çok bağdaşmıyor. Yani Yes ve Roche'ın aslında anlatmaya çalıştığı şey ya da estetiği benzer olabilir, anlıyorum demek istediğiniz şeyi. Şöyle bir şey. Yine Roche'ın kendi, yani ben zaten polis şiddetini anlattığım bu işte öyle diyeyim. Yani orantısızlık güç kullanımı üzerine yaptığım bu işte. Zaten bu şiddetin psikolojik nedenlerini ya da izleyicinin onunla karşılaştığında ne gördüğü üzerine bir konuşma yaptığım için ben o fotoğrafları Rorschach bedenlerine benzeterek yola çıktım. Yani aslında orada bir beden yaratmakta amacım. Burada sadece Rorschach test kartlarının her birinin benzer lekelerine ulaşabilmekti. Bu arada Rorschach'ın temel noktasından da bahsedelim istersen. Evet. Çünkü bilmeyen nerede olabilir hepimiz biliyoruz ama yani Rorschach ülkeliği görsel algı üzerinde kişilik okuması. Testi. Ben buradaki videona bakınca zaman içerisinde burada o katlanmış görüntünün ikiye katlanmasından 3 dakikalık görüntü içerisinde izleme süresi içerisinde bu canavara dönüşen kentten başka başka yorumlar çıkarmaya başladım. Tıpkı bir teste bakar gibi baktık. Ben de kendi yönelimlerini bir anlamda test etmiş oluyorum aslında. Yani o bir canavar mı? Köpek mi? Yoksa burada gösterdiğin gibi sence
koşar testinin bir parça açıklayalım. Sonra burada biraz militarist eleştiriye yöneldim. Bu yüzden tarafındaki detaylara da bakalım. Onlar bu videodaki görüntüyle çok özdeşleşiyor benim için. Her ne kadar bunu bilinçli yapmasa. Böyle bir okumaya yöneldim. Yani aslında siz de daha önce konuştuğumuz zamanlama sırasından bahsetmiştik. Evet. Yani Broşta enteresan bir şekilde hem çok fazla fotoğraf taraması gerektirdiğinden hem de üzerindeki uğraşı benim için çok uzun zaman aldığından hem de bir nebze o test kartlarıyla ilgili araştırma yapmam gerektiğini düşündüğümden bayağı uzun sürdü. Aslında GESTAN çok daha önce başladı, GESTAN da sonra bitti. Tesadüfi bir şekilde. Belki yani bir süre sonra bu kartlara bakarken hani ne görüyorsunuz diye sorarlar ya, belki en azından biliyorsunuz teste tabi tutulmadıysanız da ve hani içinde gördüğünüz şeye göre sizin şiddete yöneliminiz, işte benlik ve kişilik algınız, gerçeklik algınız gibi bir takım olguları soruluyor ve ben bir süre sonra artık bitmesine yakın dönemde gerçekten görmemek gereken şeyleri görmeye başlamıştım. Beni o kadar uğraştıran uzunca bir süreç oldu çünkü. Ama detaylara geçeyim bir taraftan da, evet. Yani aslında Roche testi sadece bu bahsettiğim meseleleri tespit etmek yanında işte adli tıp kurumu çalışanlarında işte silah kutlatılabilmesi uygun mu değil mi diye kişiler üzerinde yapılan bir test. Ve tam da bu nedenle aslında neden yani bu militarist mesele tam da bu noktadan çıkıyor aslında. Yani hakim eğitim testinde işte adli tıp kurumunda çalışanlar, polisler falan gibi insanlar ya da sıradan bir insan ruhsat almaya çalışıyorsanız size bu test yapılırken bir tarafıyla hani polisin durumunu, o silahı elinde bulunduruyor olma durumuna bir gönderme yapmayı amaçladım. Ama onun yanında tabii ki şey de bir durum var. Hani nasıl anlatayım? Sizin bu testle karşılaştığınız zaman bunu sorgulamanız için de bir yani ne gördüğünüze dair hani yani lekeler birbirine çok benziyor, orijinalleri yok burada ama en azından baş yani kaskları, ellerinde tuttukları silahlar çok net ve hani orantısız güç kullanımı sürecinde acaba yani sadece Türkiye'den fotoğraflar yok bu arada, dünyanın pek çok yerinde medyada yer alan görseller. Hem bu medya algısı üzerinde de bir tartışma açmaya çalıştım aslında. Çünkü bizim medyada gördüğümüz her şeyi belki hani çok özgür olmadıkları için çok yanlış görebiliyoruz. Onu da aslında ne kadar gerçek, ne kadar değil, ne dair de o yüzden de çok gerçek bir şeyden çok soğuk bir forma doğru döndürme çabası. İşte burada şey var yani. Rahmi Topulu'nun temsilcilerinden Walter Benjamin'in siyasetin estetize edilmiş yaşam. Yani estetize edilmiş bir siyaset ve şiddet var. Yani şiddeti ve siyaseti iktidar tamamen öyle bir tasarım olarak bize sunuyor ki artık insanda şiddet ve siyaset yerine estetik görmeye başlıyor. Yani burada çok örtülü bir şiddet var. Ama son derece lekesel o şekilden estetik ve retinal altında da seçtikten bir resimsel bir leke var. Aslında bir örtülü bir eleştiri var. Evet. Yani göz bayıldığı bir tasarım sürecine de gönderdi. Bir anlamda bir resim eleştiri. Evet. Bu da kendi öyle. Diğer motorlarda da olmuş. Evet. Çünkü zaten amacım temelde bu meseleler üzerine bu noktadan sonra istersen o detaylardan sonra kovanla süreç eklenen başka bir şey var. Aa, tam varmış. Ona da bakalım. Pardon.
Ve tamamlanmıyor süreç, olanda da olduğu gibi. Aslında bitmeyen bir video, sadece bir sürenin sonuna gidiyoruz. Hiçbir zaman bu anlattıkları tamamlanmıyor. Ve bu üç videoda da zaman içerisinde sürekli aşina olduğum görüntüye baka baka aslında meditatif, rahatlatıcı bir ruh haline doğru sürüştü. Gerçekten rahatlayız. Bu şöyle gördüğümüz, her gün karşılaştığımız kalma, ses, yürütümün daha da gideni tınıya dönmesi ve kulağınızın kabullenmesine benzer şekilde bu bir türlü tamamlanamayan kentsel tarifat ve bu süreç bir hayatın parçası olacak. Bunlara bakmaktan bir sürü meditatif bir sürece çekiliyoruz. Ve bakarken böyle bir şey yok. Çünkü hiçbir zaman bitmiyor. Bir kadar yerine sıçıyor. Muhtemelen. Evet, aslında bir damalı, bir dama mahkası gibi. Ama bir yüzeye döndürüyoruz. Evet. Bir sürü oyun var burada. Peki buna kovan adını vermenden önce isimlendirmeden de bahsedelim istersen. Bunun çok fazla nedeni var aslında. Ama yani pardon, seslenirken aslında konuşamayız. Kurban gece kondular geliyor. Bunların ikisini yan yana çakıştırdığı bir iş var, Kronos.
Hemen bence orada sıçramak iyi olur. Tartışmaya biraz ilerletmek açısından ama sana ve izleyicilere şey sormak istiyorum. Şimdi bu uygulamanın anlayıcı bütün işleri üzerinde daha çok biz görüntü ve estetik üzerine konuşuyoruz. Ama bunların bir taraftan da sosyal göndermeleri var. Kentleşme, kentsel dönüşümün meselesi artık küresel bir mesele. Ne İstanbul'a özgü, ne Konya, ne diğer bölgesi. Yani bu Hamburg'da da yaşanan bir süreç, Prag'da da yaşanan bir süreç. İstanbul'da belki ağırlığını çok daha fazla hissettiğimiz bir süreç. Ama şöyle bir şey var. Yani, suç ortağı olarak bizlerin de oyuna dahil olduğu bir durum söz konusu. Yani bugün kentsel dönüşüm bakanlığında hepimizin hemen meselesi. Ben de işte bunlarla uğraşıyorum. Bu uğraşmayan yok ki artık. Hepimizin ortak bir meselesi haline geldi ama bu süreç hepimiz aslında bazen bile isteye oyuna dahil oluyoruz. Yani mesela İstanbul'da gördüğümüz, Ankara'da gördüğümüz şey, insanlar bazen bu ellerinden alınan, arazilerinin ellerinden alınmasından ve 70 metrekareye çevrilmesinden son derece mutlular. Bile isteye bu arazileri satıyorlar ve 40 katlı binalara geçmekten son derece memnunlar. Yani kapitali her zaman böyle suçlayan bir canavar gibi görmek biraz işin kolayına kaçmak gibi oluyor. Sakın bir kapitalin desteklediğinin sonucu çıkmasın ama bu rol dağılımında gerçekten mülk sahiplerinin de yoğun derecede payı var. Dilenen ve arazisi zor dağılımlar da var ama bile isteyen itaatle zorunlu olarak anlaşılıyorlar. Arazisini gönül rahatlığıyla kapitale satmak isteyen gönüllü tahribatçılar grubunda var. Bunlar mülk sahipleri. Bu konuda söyleyeceklerim olabilir. Bu araştırmalarda mesela yani sen bunları da ortaya çıkarmak istiyor musun? Yoksa yani görüntüsel gerçeklik olarak mı diyorsun? Yani şöyle, ben zaten kent çalışırken son 4 yıllık süreçte sadece kentsel dönüşüm üzerine çalışmıyorum. Yani çalışmayı amaçlamıyorum. O yüzden işte Roşan Tınıs'ın başka bir şey anlatıyor. Ya da işte Kovan aynı zamanda iş çözümlerine temas ediyor falan. Ama tam olarak şunu da katılmıyorum. Yani belki daha hani sosyal çevre olarak kendimize yakın gördüğümüz insanlarla bahsettiğiniz durum olabilir ama hani onun dışında kentsel dönüşüm için bir takım olanakları bile isteye ve hani sadece evet yani evet yani o şekilde bunun ilerlediğini düşünmüyorum. Zaten bu o toprak parçası olmazsa başka bir toprak parçasıyla devam edecek. Ben böyle görüyorum ama Şey değinilmedi, benim gördüğüm kadarıyla, mesela Cadde Hanım'ın oturumunda bu suç ortaklığı çok ele alınmıyor. Yani hatırlayan var mı? Mesela çok gönüllü olarak arazisini müteahhitlere, inşaat firmalarına satanlarla ilgili, bundan memnun olanlarla ilgili bir belgesel çalışma var mı? Genelde hep işte burada mağduriyet üzerine kuruyoruz. Temel olarak, genelden bu söylediğim bir şey. Bir mağduriyet ve acıma felsefesi. Ve suçluyu tayin etmek her zaman sanatçı için kolay. Yani tepede bir canavar var, o kapital öldüğü bitiriyor. Ama bunun peşinden koşan gönüllüler grubu da var. Biraz sanatın temas etmediği, temas etmediği eksik kaldığı bir konuda o bence ki bu belki yeni bir görevlilik için. Bu arada hani bunu da söylemek istediğiniz varsa belki biraz ortamı hareketlendirmek açısından buyurun. Bir şey soracağım. Böyle düşünüyorum. Eminim ben. Buyurun, ne güzel. Mesela çok mutlu oldum, çok keyifli izledim. Ama suçlu bir de mutlu iki kavram. Evet. Bana göre şöyle bir şey düşünüyorum. İdeal diye bir hikaye var, ideal yaşam. Yani Katolun'dan bir ülkeye kadar gelen bir şey. Ve bugün bu insanlar o kent parçası orada olmadı. Evet, öbür kentte sanatçımızı söyledi. Her yerde olabilir ama inanılmaz bir mutlu olan da var. O yaşam, bir bu yaşamlar var. Yani bu yüzyılın insanların sunduğu o güzel bebe tablonun içerisinde onlar tabii ki mutlu. Suçlu o mu? Bu tartışılabilir bir şey. Bile isteyerek, evet çok bile isteyerek. Yani ben de mesut bir 35 katlı dünyanın en üst katında yaşamayı bile isteyerek tercih ediyorum. Suçlu. Evet ama bize sunulan, sanatlar bence eksiden genel bölümde sunulan tek bir suçlu var ve bir mağdurlar ordusu var. Ama aslında öyle değil yani. Aslında öyle ben de söyledim. Evet yani.
parçalar içerisinde. Yani orada hani tam... Yani komand beraber dönüyor. Birlikte, hep birlikte. Yani hocam için de birlikte bu gidiyor ama işte ne insan meselesi, bir adam bu tarafta. Ama içinden ben biri zaten görüşüyor. Zaten o sınırı bekliyoruz. Yani hani yüzyılın kendi sorunlarının bize getirdiği bir dayatma var. Maalesef kıyısında duramayacağım. Ve bunu ben tamamen mutluluk aramak için yapıyorum işte bu tarafa. Saatin mutlu kavramı da biraz uğraşması gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Burada Kronos'a bakıyoruz. Siz söylediğiniz saçma kitaplar. Siz söylediğiniz saçma kitaplar. Yeni medya sanatıyla özellikle hani
son dönemden dolanan bir süreçte biyolog, bioartist yapan, işte DNA tuvaleleri yapan, evet, multidisipliner çalışan, bilgisayar mühendislerinin kod yazarak yeni işler üretiyor olması. Çok çok daha aykırı. Bence nasıl oldu sence? Kavramsal boyutuyla çok daha aykırı. Doğru, da uğraşıyorsun burada. Bu anlamda da ilişkilendirilebilir. Peki nasıl oldu? Hukuk'tan görsel sanat atıştırma. Marmara Üniversitesi İlmihar Sanatlar Bekleti'nde fotoğraf yüksek lisansı yapıyorsun. Ama bilmediğiniz bir özelliği var. Bu yıl aslında bir sanat dışı. Uzun yıllar, 10 yıl boyunca. Buradan da de klasik baleyle de ilgileniyor. Fotoğraf alanında, o yılında çalışmalarım da söz konusu. Hukuk var, bale var, sonra fotoğraf master var, sonra şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde sanat ve tasarım doktorasına devam ediyorsun, tez aşamasındasın. Böyle üç alan var. Bunlar arasında ilişkileri nasıl oldu? Sonra sanata nasıl sürüklendi? Aslında ben sanata sürüklenmiyorum. Aslında onun içinden değil. Yani şöyle, evet. Bale yani, var. Evet, çünkü ben 3 yaşında zaten hani bazı çocukların yürümeye başladığı dönemde dans etmeye başlamıştım. Ve benim için aslında çok da sanat sonradan başladığım bir şey değil. Hukuk benim için sonradan gidilmiş bir yol oldu diyebiliriz. Ve bu süreçte de aslında devam etti. Yani dans devam ederken okul devam etti. Sonra ben sakatlandım, bırakmak zorunda kaldım. Yoksa sakatladın mıken? Ama zaten yani hukuk fakültesini okurken bu işi yapmayacağımı bilerek okula gidip geliyordum. Ve o süreçte de aslında yavaş yavaş projeler üretmeye başlamıştım. Ve aslında yani bugün de gördüğümüz üzere yani hukuk kurallarının varlığı ve uygulanış biçimi arasında bir farklılık var. Günden güne de artan bir farklılık bu. O yüzden benim hukukçu olmak o noktada haksızlığa tahammül edemeyen biri olarak çok da mümkün değil. Ya bir şeyleri kabul edip ona göre, yani ben aslında yolun bu tarafında durmayı tercih ettim. Yani onu eleştiren ve elinden bir şey gelmeden bir hukuksuzluğu dönüştürmeye çalışan insan olup dönüştürememe durumunda değil, aslında bununla mücadele etmeyi her zaman yaptığım, o kadar yılca yapmaya alıştığım sanatla yapmayı tercih ettim. Yani sanatı biraz daha özgürleştiren bir eleştiren yolu ben gördüm. Evet, zaten evet, o yüzden İzledik eleştiri evet. Yaptığını hukuk koridorlarında sürünmekten çok daha yapmaya çalıştım. Yapmayı bildiğim şey buydu bence ve bu yoldu, bu şekilde de devam evet. Etti yani. Ama öyle bir özgürlüğünüz de yok bu taraftan değil mi? Yani sanat aslında sanıldığı kadar da özgür değil. Böyle bir şey düşündün mü hiç? Tabii ama ben şu anda söylemek istediğim şey yani, kriz dönemlerinde tamamen sanatçılıklarında sanat kendi dünyasına hapsoluyor. Bir taraftan da böyle bir yazgınız da var. Evet ama ben söylemeyi söyleyeceğimi düşünüyorum. Yani söylüyorum. Hiçbir şekilde şu ana kadar otosansürlüğü bulamadım. Bundan sonra da uygulamam diye düşünüyorum. Umuyorum yani. Ben uyguladım. Ben uygulayacağımı düşünmüyorum. Eğer yani ben zaten bunu uygulamamak için fakültesini bitirdikten sonra bir şey yapmaya sürdürmek istedim. Bir de böyle bir durum var. Ya da zaten o haksızlıklarla mücadele etmenin, yani ne yazık ki hukuk olması gerekirken aslında olamadığını gördüm. Ve bunu görmem de bu arada bitirmeme falan denk gelmiyor yani. İlk 6 ayda bunu görmüştüm. Şu an sanat tasarım doktora konum hangisi? Benim şu anda kent üniversitesi. Kent üniversitesi. Çok teşekkür ediyorum bu değerli açıklamalar, yorumların için. Soru alacağız daha. Sizlerin yorumları katkılarını da hemen geçelim. Burası var ise. Yoksa... Hocam buyurun lütfen. Önce çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Biraz önce Ferhat konuşmasının sonuna doğru ışıktan söz etti. Oysa işin başından bu yana pek ışıktan söz edilmedi. Özellikle son Kronos'un değil mi? Orada ışık son derece önemli. Neden önemli? Çünkü o gördüğümüz yapı bittikten sonra bir de o yapının aydınlatması var. Yani şu anda kentsel dönüşüm konusundaki en büyük problemlerden bir tanesi bu dönüşümden devasa binaların
aydınlatılması. Evet. Bu çok ciddi bir sorun. Aslında mimari açıdan da son derece önemli bir sorun. Yani mimarların aydınlatma konusunda da önemli bir sorun. Dolayısıyla bütün bu çalışmaların bir yerinden itibaren belki de ışığı da işin içine sokmakta yarar var diyorum. Çünkü bir parçası, yaptığın işin bir parçası. Özellikle bu LED ışıklandırma artık her yerde inanılmaz boyutlarda kullanılıyor ve değişik renklerde kullanılıyor. Bilmiyorum, Ankara'ya gece uçakla indik, Ankara'ya giden var mı içinizde? Yoksa şimdiden söyleyeyim size, Ankara'ya uçaktan gittiniz, sonra şehre gidiyorsunuz ama hava karardı. Fırsatlar civarına geldiğiniz zaman sağda ve solda yapılmış binalar var, TOKİ binaları. O binaların aydınlatmasına bir bakın. Yani gerçekten dünya üzerinde böyle bir aydınlatma yok. Kırmızı, yeşil, sarı, mavi, aklınıza gelecek her türlü renk orada var. Yani bir dehşet bir durum. Kentsel dönüşüm sonucu olan bir olay. Son derece çirkin binalar ve o çirkin binalar bir de son derece çirkin olarak aydınlatılmış. Bu İstanbul'da da birçok yerde bunu görmek mümkün. O nedenle ışık bu bütün bu şeyin temel fikrin, hatta doktora fikrinin bence başka parçası diye düşünüyorum. Işık benim için son derece önemli. Bu ışık kirliliği konusu. Bugün ışık kirliliği. Işık kirliliği sadece binaların aydınlatılmasıyla ilgili değil. Işık kirliliğinin insan sağlığı açısından son derece ciddi bir problem yaşadığını biliyoruz. Mesela şunu söyleyeyim size, Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün ülkelere yaptığı bir çağrı var. Hastanelerde çalışan hemşireler üzerinde bir araştırma yapılmış. Ve bu hemşirelerin çok büyük oranında, hemşirelerin çok büyük oranda göğüs kanseri tespitlenmiş. Bu gece 23 ile 05 arasında vücutta yayınlanan melatonin hormonunun yapay ışık altında çalışan hemşirelerde yayınlanamamasından ya da yeterince yayınlanamamasından kaynaklanan bir olay olarak görülüyor. Ve şimdi hastanelere bu konuda öneride bulundu Dünya Sağlık Örgütü ki hemşirelerimizi kısa vadeli halinde çalıştırıyor. Ayrıca biz biliyoruz ki şu anda yanlış aydınlatmalar, özellikle sokak aydınlatmaları bizim evimizin içine aydınlatıyor, yatak odamızı aydınlatıyor ve biz sabaha kadar o ışığın altında uyuyoruz. Bu mesela bir tanesi bir şekilde. Yani şu binalar bittiği zaman oradaki yanlış aydınlatma aynı zamanda sağlık açısından da bize bir geri dönüş sağlayacak. Bunun birçok boyutları var. Neyse, evet, ben aslında kent çalışırken pek çok şeyi içinde barındırdığı için evet. Son dönemde oraya odaklandım derken tam da bunu kastediyorum. Aslında anladığımız şey ilk etapta hemen kentsel dönüşüm olabiliyor ama onun doğurduğu sonuçlar ve aslında bizim fark etmeden gündelik hayatımızın pek çok yerine sirayet eden bir sürü mesele var tartışılması gereken. Sizin söylediğiniz de onlardan biri. Çok teşekkür ederim. Artçı efektler gibi oldu sizin söylediğiniz. Korsan bildiri. Süreç tamamlandıktan sonra. Süreç tamamlandıktan sonra sonraki üstüne gelen savaş fotoğraflarının gerçek olmadığıydı. Ve
araştırdıkça aslında hani benim tahminimden çok daha fazla tartışılacak şey. Yani hem fotoğrafın gerçekliğini sorgulamak açısından önemli, hem de aslında onun medya ayağını, fotoğrafçının bakış açısını, yayınlayan organın işte kadrajlı alış biçimini, altına yazılan haberin alt yazısını ya da manşetinin ne kadar etkili olduğunu. Hani sadece biz fotoğraf olarak bakıyoruz belki ama onun haber olarak önümüze sunulurken ki süreciyle ilgili aslında çok fazla merak ediyordum. O yüzden onun üzerine biraz yapmak istedim. Ben de çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Çok teşekkür ederim. Herkese mutlu ve zevkli.